tabyalar aslında sabit savaş tesisleri olarak, özellikle 19. yüzyıl savaş tekniğine uygun şekilde yapılmış olan tesislerdi. Ve bu tabyalar özellikle önemli su yollarının bulunduğu yerlerde, mesela doğu bölgelerinde ise önemli geçit yollarında ve şehirlerde yapılmış olan tesislerdi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Çanakkale bölgesinde bulunan tabyalar savaşın kaderini değiştiren önemli unsurlar oldu. Bu bölgedeki tabyalar aslında daha Çanakkale Savaşları başlamadan önce 19. yüzyılda Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz ve 2. Abdülhamit dönemlerinde yapılmıştır. Çanakkale Boğazı'nın tahkimatı konusunda bu tabyalar boğazın girişinden başlamak üzere 3 kategoride yapılmış bulunuyordu. Boğazın girişinde olan tabyalar, boğazın orta kısmında ve bir de merkezde olan tabyalar olarak karşımıza çıkar. Bu tabyalar karşılıklı olarak hem Anadolu tarafında hem de Rumeli tarafında yapılmıştır. Dolayısıyla boğazdan geçecek olan gemilerin ya da geçmeye teşebbüs edecek olan unsurların her iki taraftan da çapraz ateşe maruz kalmasını sağlayacak olan özellikleri vardı. Ayrıca merkez tabyalarında ise uzun menzilli toplar yerleştirilmişti. Bu toplar boğazın daha girişinden itibaren eğer boğaza girecek olan gemiler olursa onları o zaman uzun menzilleriyle beraber bertaraf etmeye yarayan unsurlar olarak karşımıza çıkar. Genellikle bizim bu merkez tabyalarının savaş menzilleri 14.800 metre uzunluğunda bulunuyordu ki bu oldukça yüksek olan bir durumdur. Boğazın girişindeki tabyalarda ise menziller daha kısa idi ama orada tabii boğaza yaklaşacak olan gemileri özellikle bertaraf etmek ve batırmak amaçlı olarak ağır bataryalar olarak karşımıza çıkıyor. Çanakkale Savaşları'na baktığımız zaman Çanakkale Savaşları ilk günden itibaren yani 19 Şubat 1915 tarihinden itibaren boğazın girişinde bulunan tabyalar özellikle tabii burada bulunan tabyalar sürekli olarak açık denizden ateşe maruz kaldığı için ilk andan itibaren çeşitli etkilerle karşı karşıya kaldılar. Bu bağlamda ilk etapta baktığımız zaman gerekse Dülbahir bölgesinde gerekse Kumkale bölgesindeki tabyaların zaman zaman hasarlara uğramasına rağmen bunların hemen tamir edilerek yeniden savaşa hazır hale geldiğini görüyoruz. 1915 yılı 18 Mart'taki büyük saldırı sırasında ise giriş bölgesindeki tabyalar etkisiz hale getirilmiş olmasına rağmen orta bölgesinde ve merkezdeki tabyalar büyük başarılar elde ettiler. Özellikle bu tabyalar içerisinde Dardanos bölgesindeki Dardanos tabyası, daha sonra ismi Hasan Mevsuf tabyası olacak. O tabya ve Rumeli tabyası, Rumeli yakasında bulunan Rumeli Mecidiye tabyası, yine Anadolu tarafında olan Anadolu Hamidiye tabyası özellikle savaşın öğleden sonraki gidişatında önemli rol üstlenecekler. Yine aynı şekilde Çimenlik Kalesi'nde bulunan tabyada yine öğleden sonraki harpte büyük başarılar elde edecek. Özellikle içinde bulunduğumuz Hamidiye tabyası Alman topçu birliklerinin de merkezi konumunda bulunuyordu. İhtiyaç olan yerlere teknik eleman buradan karşılanarak gönderilmiştir. O yüzden tabyalara baktığımız zaman hem tabyalar askerlerin yetiştirilmesi ve sürekli olarak talim yapması sağlanırken aynı zamanda Çanakkale Savaşları'nda vurucu unsurlar olmuşlar ve gemileri tabyalardan atılan toplar özellikle ağır hasarlar verecek şekilde kendini gösterirken mayınlara çarparak da onların infilak etmesini sağlamış ve 18 Mart büyük zaferi böylece kazanılmıştır. Tabii bizim tarihimizde en bilinen kişi olarak Seyit Onbaşı bulunmaktadır. O da Rumeli Mecidiyesi'nde özellikle öğleden sonraki savaş sırasında attığı mermi dolayısıyla, daha doğrusu taşıdığı mermi dolayısıyla tarihimizdeki yerini almıştır. Oranın bir başka özelliği tabii oradaki bataryanın, top bataryasının özellikle vinçinin arızalanması nedeniyle ağır olan bir mermiyi Seyit Onbaşı ve diğer arkadaşlarının kaldırarak topa sürmeleri şeklinde hikaye edilmesi olmuştur. Bu çünkü çok önemlidir. Mesela burada içinde bulunduğumuz tabyada Cideli Mehmet Çavuş var. Mesela ismini çok fazla duymuyoruz ama burada büyük bir kahramanlık göstermiş. Hatta burada şehit olmuştur kendisi. Yine aynı şekilde biz baktığımız zaman
Çanakkale Boğazı'nın girişinde bulunan bir başka tabyada ise işte Trabzonlu Murtaza var mesela, subay olarak şey yapan, görev yapan. Onlar da büyük başarılar gösterir ama bunların isimleri Seyit Onbaşı kadar, günümüze kadar yansımamıştır. Seyit Onbaşı'nın dediğim gibi biraz evvelki özelliği orada bulunan topun vincinin kırılması ve o ağır topu o hengame içerisinde kaldırması, hatta bir defa değil 4 defa aynı topu kaldırarak ateş edilmesi sağlanması ve bunun da özellikle anlatımlara baktığımız zaman gemiyi vurması ve bu gemilerin savaş dışı kalmasını sağlaması olmuştur.